Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümüzde bir Osmanlı spor maçı var. Hemen oraya doğru ilerleyelim. Şampiyonlar Ligi maçına doğru gideriz bu bölümde. Maçı oynamadan bırakırım. Genk maçı, yani bilmiyorum, aslında oynanmaz bile ama çıkar yine oynarız, adettendir sonuçta. Bakalım. Yani bir Bayern Münih 7-0 yenmeseler hiç ciddiye dahi almayacağım ama bir 7-0'lık skor olduğu için yine de işi şansa bırakmamak lazım. Bu sene artık Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu istiyorum çünkü. Bakalım. Etkisiz bir oyunu ortaya koydu diyor. Evet, şurada bir iki tane var da. Yok ya. Geleceği pardon. Geç. Bize daha başka bir şeyler lazım. Artık biraz da sofistike oyuncuları toplamak istiyorum. Çünkü takım gün geçtikçe gelişiyor yani. Önünü alamayacağız bir noktadan sonra. O yüzden iyice doldurmanın çok da bir alemi yok. Evet, kadro bu. Maç kondisyonu eksik olanlar var. Çok önemli değil. Ayer'i çıkartayım. Maximiliano'yu da çıkartalım. Oraya bir kim alalım? Daniel, bir de Yusuf Yazıcı gelsin. Evet, almadan gelmeyin. Zaten 4-5 atarlar herhalde. 4-5 atar dediğim maçları da 1-0 alıyoruz ha. Bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Elimle koymuş gibi. Yalnız Kura'yı da geçen öyle çektim ha, haberiniz olsun. Yavaş yavaş oyun bana itaat etmeye başladı. Ya yine iki tane. Vallahi var ya, bir açıldı pir açıldı. Aslanım benim. 19 olacak, 20 olacak inşallah. Hemen bir gollerine bakıyorum. Vay be, 71-80'de takımını resmen hayata döndürmüş ama 85'te bir gol daha yemişler. İşte bana böyle oyuncu lazım. Pedro Diaz, Rosier, Pedro Diaz, Carlsen, tekrar Pedro. Güzel. Dar alanda güzel paslaşmalar izledik. Vallahi üçgeni kurdular. Sağ dön. Bak yine şuradan açacak, tamamlayacak. Zaten olayı bu ya hedef kanatın. Bak. Yavrum benim be. Bir ortada. Arka köşelerin efendisi. Bu çocuk zaten hep iyi oynuyor. Allah var. Devam. Göztepe maçına doğru ilerleyelim bakalım. Evet, 43'e kadar çıktılar. Herhalde bir 75-80 arası bir şey görebiliriz ya. Martinez atabilirim. De yerine kimi alacağız? Hala muamma. Güzel. Hadi bakalım.
O 5-0. Beşiktaş fena geldi. Trabzon alır. Gençlerbirliği 3 attı. Vallahi Fenerbahçe yine 15'e düştü. Hadi bakalım. Nasip kısmet bu işler. Geç, 40 milyon euro bizim için para. Devam. Haydi Fenerbahçe, senden bir mağlubiyet bekliyoruz. Çocuk neydi ya? Geç ya, bunlar tırıvara. Bize başka bir şey lazım. Oha. Bunu hatırlamıyorum. Bak bu çocuğa 4,5 yıldız net diyor. 10 numara diyor ama bitiricilik mi bitiricilik yok ya. Böyle bunun gibi bir tane aldık biliyorsunuz 4,5 yıldız diye. Sonra dımdızlak kaldı elimizde. Nerede o? Erdal ya. Asrın kazığı. Resmen menajer oyunu menajer oyununa geldim. O yüzden almayacağım. Zaten ofansif orta sahaya da ihtiyacım yok. Zagala bizi bir 10 sene götürür. Reddet. Aha. Kiralanıyorsa biz de kiralayalım. Allah Allah. Vallahi kiralanıyor. Ya var ya. Bu oyunun bu huyları da beni benden alıyor. Ver abi. Yusuf'u da satayım olmazsa ya. Yusuf 2 sene sonra ne kadar olacak? Valla ilgilenen de var. 7,5. 29 diyor. Yani 29 olacak. Sat gitsin ya. Ne bileyim. 13. 13 maçta 6 gol 2 asist. Çok sakatlanıyor abi. Dur bakayım gelsin de. Yaz transfer dönemi de kapanıyor. Dur ya ben şunu satayım. Kim izliyor? Oo yabancı takımlar. Al 7,5'a çakarım. Beşiktaş'a gelecek yok. Oho. Ne biçim iş bu? Tamam 6,5'a sar ya. Geç. Abi Yusuf'a olan ilgi yalan çıktı ya. Gaza geldik ama. 5,5 hasar bari. Zaten kaça aldım ben? 4,1'e almışım. Bu aralar hiçbir satışımdan kâr edemiyorum ya.
3 milyon euro da mı kar etmeyelim? Allahsızlar. Herkes mezarcı olmuş anasını zaten. Gerçi Leandro'yu sattık da. Hele şükür ya. Oho! Birader sen de ölü fiyatı verdin yani. Zaten 4,1 almışım. Ha, fizik yok, bir şey yok ki. Sat gitsin anasını sat. Ya bu da öyle çok dolu dolu değil de. En azından potansiyeli var. Satıyorum ama haram da ettim yani, onu da söyleyeyim. Barcelona bayağı ısrarcı da. Öyle 50 ile 60 ile olacak şey değil bu yani. 150-200'ü çıkarsın bir düşünelim. Sekiz buçuk. %20 de vermiş. Kim var ki stoper? Şey mi alsak ya? Paramız da var. Ozan Kabak çakayım mı? Çokmuş ya. Kabul edilemez diyor. Çağlar da yaşlı. 28. Kim var başka stoper? Valla başka da kimse yok ki ya. Geç. Bak, 10-25'e kadar çıktı. Aha 5, 5,5. Allah'ım bu da maaşa katkı istiyor ya. Çağlar alayım mı? En az 32'ye kadar gider. Bakayım aralarındaki fark ne kadar?
Arada dağlar kadar fark var tabii. Hoppa. Çok deli. Geç. 71'e kadar çıktı da yetmez. Hayda. Sattık ama. Hayırlısı olsun. Ben bir de Abdülkadir'e bakayım, başka kim var daha iyi. Bir Abdülkadir'e falan teklif yapayım da kiralık işi yatarsa. Dımdızlak kalmayalım. Zaten şu an piyasada en iyisi o gibi gözüküyor. Hiç fena değil. Tolga ciğerci dedi ya. Allah sonumuzu ayresin. İnşallah gelir. 86. Yetmez. 95. Verdikçe veriyor. 4. Ya beyler, şu Mbappé'nin maaşı düşük olsa bir çaktı bakayım ya. Madem 100'e kadar çıktı. Bakayım piyasada neler var. Genç bakacağım ya. Sigurd, ne yapıyorsun koçum? 17 maç, 11 gol, 1 asist. 18 milyon. Ya o maaşlar neymiş öyle? 25 diyeyim şöyle de. 11 milyon. 12 milyon. Bu çocuğu bilmiyorum ya. Bu çocuk ağır bir sakatlıktan çıktı. Şurada da bizim Leandro var. Arasında desem daha mantıklı olur. Allah Allah. Bu da mı yok?
Şu iyice gençlere bakayım. Özelliklerde en genç kim var? Şu çocuk var. En iyisi Sigurd gözüküyor da. Sigurd da el yakıyor. Biz yine en iyisi. Pellegri ile devam edelim. Ne kadar isteyecek bunu? Şey ya. Edilemez diyor. Yok abi 100 milyon az. Allah Allah. Dur bakayım bu işin sonu nereye gidecek merak ettim. 15. %115'te tıkandı ya. Daha gel. Daha gelmiyor beyler. Vallahi Talha'nın geldiği meldiği yok. Hadi oğlum manyak mısın bak? Alo. Ha? Brezilya U20 gidilebilir. Asya Şampiyonlar Ligi geç. Güzel. Halvor ikinci sırada. Düşün benim. Tamam. Antrenmanlarını da ayarlayalım. Üçüncü bölge desek yoksa hücum organizasyonları mı? Hücum organizasyonları diyelim. Devam. Evet, Talha hamlesi bizim için fena olmadı. İyi bir oyuncu. Belki tekniği Yusuf kadar güçlü değil ama potansiyeli var. Belki orada ikna bile ederiz. Belli olmaz da değeri çok fazla. Yani. Değeri çok fazla. O kadar eder mi o da belli değil yani. 43 milyon euro. Hayatta vermem. Evet. Artık son günü kapatalım. Atmosfer biraz düşmüş. Hayırdır? Birkaç oyuncu orada gitmek istedi ya. Muhtemelen ondan. Şimdi transfer dönemi bir kapansın. Ona göre ayarlarız.
Devam. O yüzden kart cezalısı şuraya Zeki alalım. Hay ben sizin beraberliğinize ya. Ulan utanın utanın. Aradaki kadro fark arasında dağlar var. Neyse hala bir 9 puan var da. Yine gol atmış. Şu an tabii takımda bir sürü oyuncu gitmek istediği için herkes maçı sattı. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de maçı satmazlar. Her sene bir iki ay bununla kaybediyoruz ya. Pedro Diaz. Yavrum benim çok güzel yapıştırmış. Felsen yavaş yavaş ben geliyorum diyor. Aha golümüzü yemişler. Allah'ınızdan korkun. Evet, bir transfer döneminin daha sonuna geldik. Şöyle kaydımızı yapalım. Yusuf üzerinden biraz para kazandık ama çok da kazanmadık. Çünkü maaşını ödeyeceğiz. Yok bir şey yok. Bakalım o 2 sene içerisinde herhalde bir tane ofansif orta saha çıkar yani. Birkaç senedir hiç düzgün oyuncu çıkmadı ama. Kim atmış golleri? Mazur. Uğurcan yine boş geçmemiş. Kaç oldu Uğurcan? Yirmi maçta 32 gol. Ey yavrum ey. Artık Uğurcan'ı seneye kiralık göndermek lazım. Bu sene zaten çok ihtiyaç olmadı. Hepi topu 4 maça girmiş. Evet, Nicolas kalmaktan memnun. İki oyuncu ekleyeceğim. Tamam. Serbest vuruştan atmış.
Yani. Çok öyle aman aman bir gol değil de. Hadi Kasımpaşa. Biz puan kaybettik, onlar da kaybetsin. Yapma be. Yine 14'e çıktılar. O zaman şu maçı az takımla oynayacağım. Bir dahakisini yedek, ondan sonra da Şampiyonlar Ligi'ne az takımla geçeriz. Şurada bir ayarlama yapacağım. Tamam. Zito çalışkanlığıyla göz doldurdu. Zito çok çok az gelişiyor ya. Çok çok az gelişiyor. Dört gol atmış. Vallahi coştu ya. Bakayım. Direkt özeti aç, neredeydi ya? Zaten hepsini Arsene attığı için öyle diyebiliriz. Tek tek tıklamaya gerek. Maroni. Kaba. Affetmez. Oralardan affetmez. Bir daha aynısı. Dön vur. Yavrum benim be. Yayın etrafında var ya, sağlı sollu şerefsizim. Aç ortanı, vur kafayı. İki sene daha kiralık gitti mi, bu çocuğu kimse tutamaz. Kinin işi çok zor. Baksan abi, her yerden yazıyor. Yok böyle bir bitiricilik. Sakin bir oyun geçirdi diyor, güzel. Devam. Şimdi Odrizola döndüğüne göre 13 oldu. Forvet'i çıkartacağım galiba. Şöyle bir bakayım. Tamam, herkes hazır. Kupa maçı olduğu için çok önemli değil. Sakatlık olmasın yeter. Allah'tan sakatlık olmasın dedim. Boş mu birader ya? İki gol bir asist, güzel. Vay be, Türkiye Kupası'nda 30 maçtır yenilmiyor. Sonunda.
O zaman sağ tarafa Hakan'ı koyarız. Yapacak bir şey yok. Haydi Bursa. İşte bu be. Puanı yine açmış. Zor gözüküyor. Hüsam asist rekoruna koşuyor. Hayırlısı. Kostiç bu ara bayağı rahat takılıyor ama hayırlısı. Yine de çatır çatır maç oynuyor. Yani. 21 maç olmuş. Çok büyük tecrübe, ben size söyleyeyim. Partizan'da çok az oynamış. Baksana zihinsele. Kötü maç geçirdi diyor da birader Monaco'ya karşı da kötü oynar yani, o yapacak bir şey yok. İki takım arasında kalite farkı var. İyi ki Everton'da tutmamışım ha. Everton'da oynasaydı hayatta bu kadar forma şansı bulamam. Ona da bir bakayım kaç maç oynuyor. Hemen şuraya şey ekleyelim. Alay. Haydi bakalım.
Kulüp battı battı. 6 puana düştü. Günden güne eriyoruz. Şampiyonluk gidiyor. Vay be. Yenildik. Uzun zaman sonra ilk defa yenildik. Çok gereksiz puan kaybı yaptık. Kesin. Ali'ye bir de Donnarumma'yı koydum ha. Hernandez de tabii daha yeni geldiği için tam olarak şöyle bir ısınamadı. Onun sıkıntısını da biraz yaşıyoruz yani. Sakatlığa meyilli diyor, devam. 4-2-3-1 peki. Ay ay. Derdiniz bitmedi ki anasını. Odrizo da mı yok? Ey Allah. Sağ taraf komple yok beyler. Bilmiyorum artık. Dört iki. Sıfır sıfır. Vallahi Tottenham kendi evinde yener gibi geliyor ama Arsenal turu aldı desek çok yanlış olmaz. Evet arkadaşlar. Odrizola'yı çıkardım. Zeki'yi aldım. Nicolas'ı çıkardım. Hakan'ı aldım. Şu Hakan'ın maç eksiğini de bir türlü tamamlayamadık ha. Yapay zeka çok oynatmıyor herhalde. Bakalım, bizim için kolay bir maç olmayacak. Şu an ya Pellegrini'nin üzüntüsü de bizi bitirdi biliyorsunuz değil mi? Her transfer dönemi şu üzgün oyuncular yüzünden bir performans düşmesi oluyor. Yoksa biz bu kadar maç kaybetmezdik. Yapacak bir şey yok ya. Bu da Türkiye Ligi'nin cilvesi diyeceğiz artık. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.